Ola sen bugün güvece baharat koymadın mı? Yok kızım, yok. Bakalım böyle nasıl olacak dedim. Teşekkürler. Buyurun. Versin. Gel bakayım şöyle. Seninle daha önce tanışmıştık, hatırladın mı? Güzel. Peki şimdi adını söyleyecek misin bana? Çiçek. Ne kadar güzel bir ismin varmış. Senin? İffet. İffet ne? İffet. Ben sana nasıl anlatsam bilmem ki, biraz zor. Çiçekciğim, rahatsız etmesene ablayı. Yok yok, rahatsız etmiyor, çok tatlı. Peki ne yemek istersin? Makarna. Olmaz efendim. Doğru dürüst bir şey yiyeceksin. Zaten baban kafi derecede evde yapıyor sana makarnayı. Ben sana sürpriz bir şey hazırlasam. Sürprize bayılırım. Tamam o zaman, hemen geliyorum. Efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Ha, bu gelişinizi neye borçluyuz acaba? Maalesef buralarda sizden başka ev yemeği yapan bir yer yokmuş. Nasıl bir mahalleyse. Size layık değil tabii ama... ne yemek istersiniz? Kuru fasulye pilav. Peki. Aferin benim kızıma. Yemeğini bitirdiğine göre tatlıyı hak ettin. Beğendiniz galiba. Efendim, ellerinize sağlık. Yemek nefisti. Ama servisi beğenmedim. Bir aksaklık bulmanıza niye şaşmadım acık? Bakın, ayran ılıktı. Su da, yani dolaptan buraya kadar getirmek pek zor olmasa gerek. Biz bir tatlı rica edebilir miyiz? Tabii, hemen. Baba, niye uğraşıyorsun kadıncağızla? Ya uğraşmıyorum, yardım ediyorum. İşini daha iyi yapsın diye yönlendiriyorum. Görüyor musun? Adamın ağzına laf verdik yani. Buzdolabı bozulmuş, hiçbir şey istendiği gibi soğutmuyor kızım. Hallederiz hala, ne yapalım? Kime bu? Küçük kıza. Bakalım beğenecek misin? Özel tarifim bu. Tarçın yok mu? Ben de bol tarçın severim, biliyor musun? Çok güzel. Çok güzel. Teşekkürler. Merhaba. Sana da merhaba güzel kız. Konuşalım mı? İş mi oldu? Ya, Betül Mehmet Ekoloji hazırmaya karar vermiş. Yıllık 20.000 lirayı mıymış, neymiş? Yani gel 8 taksit mi yaptıracakmış da. İffet, parayı bir yerden bulmam lazım. İyi de nasıl? Ne bileyim, kızım gecede taksiye falan çıkacağım işte. Mehmet de devlet okuluna gitseydi. İffet, Mehmet için her şeyin en iyisini yapacağım ben. Zaten adam gibi baba olamadık, bırak da bunu yapalım. Doktor olmayı hala çok istiyorum. Ama korkuyorum. İnsan hayatı kurtarayım derken onların benim yüzümden zarar görmelerine katlanamam. E o asistan kız da demiş işte zamanla diye. Nimet 5 senedir gece gündüz çalışıyorsun, şimdi pes mi edeceksin? E tabii ya kız. Vallahi babanın kemikleri sızlar mezarında, söyleyeyim. Hatırlamıyor musun o günü doktor olacağım dediğinde ne kadar sevinmişti? Vallahi Ahmet amca olsa seni okula zorla götürürdü Nimet. Bırakmamalısın. Yani ben öyle düşünüyorum.
Cemil haklı. Benim işe gitmem lazım. Afiyet olsun. Canım. Bugün sana söylediğim şeyleri kale alma. Biraz sinirliydim işte. Yaran'la kavga ettim. Niye kavga ettiniz? Boş ver sen. Cemil. Sen söylediklerinde haklıydın. Yani Mehmet için elinden geleni yapmalısın. O senin oğlun. Ben sadece üstesinden gelemeyiz diye, öyle zor olacak diye düşünmeden. İyi tamamdır be kızım. Cemil Mehmet için o kadar para verirse. Biz buzdolabını nasıl alacağız? Taksit maksit halledeceğiz bir şekilde hala. Başka çaremiz mi var? Ya. Evet. Hı? Niye uyandırmadın kızım beni? Sabaha karşı geldim biraz dinlenirsin diye. Kızım Mehmet'i okula yazdırmaya götürecektim ya. İnşallah geç kalmamışımdır. Söylemedin ki bana. Yok hala. İsterlerse 30 taksit yapsınlar. Dolap falan alamayız şimdi. Ne olacak şimdi be kızım? Eskisini tamir ettireceğim. O olacak. Ay daha 3 ay önce tamir ettirdik. Miadı doldu o dolabın kızım. Ay hala. 3 ay daha dayansın da. Alo. Evet benim. Gitmem gerek. Emniyete mi? Nasıl yani? Kızım. Kızım. İffet bir şey söylesene Allah aşkına. Dur ben de geliyorum. Hala ne olur. Sen lokantaya git. İyi günler. İffet Özdemir ben. Aramışsınız. Ha evet. Buyurun. Ben hemen görmek istiyorum. Kaza yaptığınız yerin çok yakında bir inşaat kazısı yapılırken kimliği belirsiz bir bebek mezarı bulundu. Bu bebeğin sizin olup olmadığını anlayabilmemiz için DNA testi yapılacak. Ancak üzerinden çıkanlara bakarak da bize yardımcı olabilirsiniz.
Anne. Anlasınlar Cemil'i. Polislerin buna ihtiyacı var. Hadi. Bırak İffet. İşleri bittiğinde tekrar geri alırız. Acınızı anlıyorum. Ama bir süre daha beklemeniz gerekecek. DNA testi sonuçlanıp kızınız olduğu kesinleşirse cenazenizi de alabilirsiniz. Merak etmeyin. Kızınıza ne olduğunu öğreneceğiz. Özel bir ekip kuruldu. Olayın aydınlatılması için çok kapsamlı olarak soruşturuyoruz. Nasıl böyle bir şey olabilir? Haklısınız. Her türlü ihtimali göz önüne alıyoruz. Kazadan çok sonra bulup korktukları için polise gelmeyip gömmüş olabilirler. İffet. Artık kızımızın dua edebileceğimiz bir mezarı olacak. Cemil, bağır, ağla, vur, kır. Nasıl rahatlayacaksan onu yap. Ben hep senin yanındayım. Ben hep senin yanındayım. Thank you.
İyi misiniz? Yapabileceğim bir şey var mı? Yok. Kimsenin yapabileceği hiçbir şey yok. Tam 5 yıl sonra buldular kızımı. 5 yıl. Toprağın altında. Nazarlığını ver Müller Hanım. Ben kızıma ne olduğunu hala bilmiyorum. Özür dilerim. Kusura bakmayın ben. Önemli değil. İzin verin lokantaya ya da evinize bırakayım eşyalarımı. Yok ben başka yere gideceğim zaten. Teşekkür ederim. Tamam şekerim, sen programı yap, gelirim. Gelmez miyim? Hem bana da iyi olur. GAP'tan sonra hiçbir yere gitmemiştim. Bana da iyi gelir. İyi, o zaman sen programı yapınca beni ara, ha? Öptüm. Hoşça kal. Aa, İffet. Asuman teyze, kusura bakma, rahatsız ettim ama. Estağfurullah kızım, ne rahatsızlığı. Buyur, geç otur. Da nereden böyle elin kolun pek bir dolu? Bunlar Elif'in kıyafetleri. Elif mi? Senin yardım ettiğin bir dernek mi ne vardı? Oraya verirsin diye. Mobilyaları da göndereceğim. Tabii canım, veririz vermesine de. Durup dururken nereden çıktı şimdi bu? Elif'imin mezarını buldular. Mezarını mı? İyi de bu nasıl olur kızım? Bilmiyorum. Bu işte var bir iş. Yani bunca zamandır bulunmamasından belli. Ama ne olduysa oldu. 5 senedir yedin bitirdin zaten kendini. 5 sene değil, 15 sene sürünse yine de arınamaz bu. Ben artık kalkayım. Mobilyalı için haberleşiriz. Ne o, kaçıyor musun? Ali İhsan'ı öldürdüğünde böyle kaçmamıştın ama benden. Korkuyor musun? Etme bulma dünyası diyeceğim diye korkuyor musun? Senin ne dediğin umurumda bile değil. İyi, o zaman sonuna kadar dinle. Dile, bak artık yeter ha. Ya kaç sene geçti, hala mı kin güdüyorsun? Yok canım, ne kin, niye güdeyim? Allah verdi zaten cezalarını. İlahi adalet tecelli etti. Kendi çocuğunuzun ölümüne sebep oldunuz. Ne diyorsun sen be? Ne diyorsun? Kim öldürmüş bir daha söylesene? Sen ve 5 para etmez kocanı öldürdünüz. Elimden bir kaza çıkacak. Yemin ederim elimden bir kaza çıkacak. İffet, tamam dur kızım.